الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Kardeşim, çalıştığım mevzu imani mevzu olduğu zaman şey yaparım. Fakat çalışıyorum üzerine. Çalıştığım enfusi şeyler var. Siz buna müsait değilsiniz. Mesela cismaniyet. Bu dersi dinleyenler mesela şöyle düşün. Yukarıda verici istasyon var. İki kat aşağıda, bir kat aşağıda radyoyu açmasa duyar mı sesimi? He? Duyar, değil mi? Avustralya'da radyoyu açsa duyar mı? Bak sen iki kat aşağıdasın, duymuyorsun. O duyuyor. Demek ki uzaklık yakınlık değil. Merak olacak. Merak. Tehlikenin farkında değilsiniz. Kafayı sokmuşsunuz. Bak adam nasıl yanaşıyor. Bir tehlikeyi söyleyeyim. Vitrine koyduğuna bak. Arkasındaki zihniyete bak. İki tane tehlikeyi göstereyim size. Yaşınız müsait değil. Böyle diyeceğim ki. Bir, soru sorarak meşguliyetinizden alıkoyuyorlar. İnternetlerde, şurada burada. Sizin alakası yok da Müslüman için. Bu tarafa. Nedir o? Bu nasıldır, şu nasıldır falan internet. Sabaha internetin karşısında, sokakta da adam kendine yatırım yapamıyor. Bir. Kendine yatırım yapamayan ampulü, elektriği yoksa nurlandıramaz. Nurlanan nurlandırır. Kendine yatırım yapamadı, onun soru. Tam cevap veriyor, bir soru daha. Tam bir cevap. Böylelikle kendine yatırım yapamıyorsun. Bir. Kendine yatırım yapamadığın için masum ve muhtaç olanlara el uzatamıyorsun. Zamanın yok. Zındıklar böylelikle tuzağa düşürüyor. Bu aktif olan, aksi olana olan nur talebelerine kurulan tuzak. Dershanecilere has daireye, nurun hizmetini yüklenenlere kurulan ikinci bir tuzak söylüyorum size kurulmuş. Röportaj yaparlar. Propaganda yaparlar. Bak görmüyor musunuz? Ne biçim adamlarsınız lan, birbirine uğraşıyorsunuz. Risale-i Nur sadeleşir sadeleştirmez. Nelerle meşgul oluyorsunuz? Adam kelime şahadet getiremiyor ya. Lan kelime, sen kendinizle boğuşurken he, kelime-i şahadet getiremeyenler ölüp gidiyor. Bir de röportaj yaparlar, klip yaparlar. Tamam. Tehlikeye bak şimdi. Hakikaten la kelime şahadet getir derler. Kelime-i şahadet getiremez. Toplarlar 10-15 kişi. Bunu da genellerler. Topluma genellerler yani. Bak millet böyle. Biz hala Risale-i Nur tercüme edilir mi? Edilmez. Bunlarla meşgul oluyorsunuz. Şimdi Kur'an'da cari olan kanun Risale'de de cari ya. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam 19. mektupta aynı cari. İlk önce şu cümleyi söyleyeyim. 286 galiba şu alarda. Her bir ayet küllidir. Yok. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulun. Tamam. Hadis-i şerifler de böyledir. Böyle olduğu için ayeti inkar etmek neyse hadisi inkar etmek aynıdır. Her bir hadiste mutadit mana vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Tamam mı usul? Tamam. Şimdi söyleyeceğimi söylüyorum. Ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim. Sen tevili için harp edeceksin. Şimdi vitrine kelime-i şehadet getiremeyenleri, sokaktaki insanları göstererek ya nelerle meşgul, asıl ve esasatı koruman vazifen olan şeyi yok ediyorlar. Risale-i Nur mazi, geçmişi geleceğe taşıyan bir köprüdür. Köprüyü yıkıyorlar. Sen 10 tanesine kelime-i şehadet öğretsen bir tarafa koy, Risale-i Nur'u koruma vazife, aslı vazifeni ihmal edersen bu hiçbir işe yaramaz.
Çünkü o bir şekilde kelime-i şehadeti öğrenecek. Şunlar buradan öğrenecek yani. Adam bilmiyorsa merak etmemişti ondan. Bak, köprü altındakilere namaza başlattık. Tamam, bir şey demedik. Febiya, Risale-i Sadeli'yi tahrif etmeye niçin yeteniyorsun? Vitrine bunu koyuyor. Bak, masumiyeti görüyor musunuz? Sokaktaki göstererek siz birbirlerine Müslüman Müslümanla uğraşmıyor. Müslüman güçleniyor, gücünü kaybetmiyor. Münafık atıyor. Münafık ne zaman güçlü olmuş? Ne zaman arınmışsa, öz aslına dönmüşse, ne kadar az dahi olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Tuzak ne? Vitrine koyduklarına bak. Onları göstererek, yani aynı senaryo. Şimdi senaryo, Fethullah şöyle başlamış. Erzurum'da köprü altındaki insanlara namaza başladık. Masumiyet kılıfına girerek dinin içine girdi, kabulü ümmet oldu, içeriden deşener etti. Şimdi onların devamcıları, B şeyleri, ne diyorlar? Planları. Şimdi Fethullah deşifre olunca Sözler Köşkü, Hayanalem gibi bunlar B projeleri. Onlar da sokakta proje şeyler yaparlar, röportaj yaparlar. La ilahe illallah diyebilen var mı? Şey var mı? Kaç tane komünist? Masumiyet kılıfına giriyorlar. Aynı proje, aynı. Aktörler farklı. B projesi. Ve saftiriklerini diyor, biliyor musun? Bunu konuşarak bak bak adam diyor, Müslüman Müslümana ulaşıyor. Müslüman içerisindeki parazitleri temizleyerek güçlü olur. Mesela çok yayılıp gücünü kaybederiz. Aslına sımsıkı bağlı olduğun zaman güçlüsün. Ne zaman İslamiyet'ten uzaklaştın, o kadar şey berbat oldu. Yani vitrine koydukları masumiyet edalarına aldanmayın. Bunlar proje. Tamam. Nasıl anlıyorsun projeyi? Laikalara vuracaksın, bitti. Yani eğer konu İslamiyetse, ben bunu dersem daha başlamadım ama konu İslamiyetse çok önemsiyorum ben bunu. Formül edile-i şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Abdestin oldu mu olmadı mı? La ilahe illallah nasıl diyeceğiz? Abdestin farzı. Bunun edile-i şeriyedir. Değil mi Ölçü Kanım? Nasıl hareket edeceğiz? Neyin doğru, neyin yanlış? Neyin masum, neyin masum olmadığını laikalarla. Onun için diyorum ki laikalar okunmadığı yerden hemen uzaklaşıyor. Bak masumiyete bak. Diyor ki röportaj. La ilahe illallah demiyor. Bakın diyor. Bak nelerle uğraşıyoruz diyor. Tamam da bunu yaparken niye aslını tahrip ediyorsun? Biz köpek miyiz ki avı gösteriyorsun da arkadakini yıkıyorsun? Ha yavrum, ha yavrum. Burada yık. Oraya bir kemik atıyor. Sen burayı kaçırıyorsun. Bizim vazifemiz tenzili değil. Tevilidir. Hazreti Ali dedi. Yani ben tenzili için, Kur'an'ın nuzulü için savaştım insin. Sen ise onu yanlış yorumlayanlara, tahrif edenlere karşı savaşacaksın. Aynı kanun cereyan ediyor. Masumiyet edasına, kılıfa giren kurtlar var. Koyun postuna giren, tamam mı? Nedir o? Nereye bakarsan bak. Adama kelime-i şehadet öğreteceğim diye kadın erkek karma yapılıyor. Bu ne dejenerasyon? Hak ve batılı karma yapıp masumiyet kılıfı giydirmek, dini hizmet yaparak Allah'ın isteğinin dışında hizmet olur mu? Allah'ın reddettiği yöntemle Allah'ın istediği olur mu? Zahirde muvaffakiyet şeytanlıktır. Şeytan da muvaffak oldu. Biz muvaffak olduk. Şeytan senden daha fazla muvaffak oldu. Seni bile aldı. Şeytanın mı şarkitleri çok? Hazreti Muhammed'in mi aleyhissalatü vesselam? Söyleyin. Beşte dördü şeytanın tayfesi. Beşte biri iman etti. Haklı mı peki adam? Tarif kolaydır. Demek ki vitrine aldanmayacağız. Ama buna da dikkat edeceğiz. Tenkit ederek hizmet elemanının şefkini kırmanın bedeli hizmetin dışında kalmaktır. Şu. Hizmet eden bir elemanı. Yersiz, usulsüz,
Yani nereye göre? Ölçü neydi? Yanlışsa yanlışını göstereceksin. Mesela diyelim ki Hasan yanlış yapıyor. Nerede yanlış yapıyor? Kardeşim, biz kuluz, kul. Bunu kaçırma. Kuluz, emr olunduğun gibi yaparız. Emr o ne olunduysa onu yaparız. Allah'ın rızası Allah'ın istediği yöntem içindedir. Allah'ın rızası Allah'ın istediği kurallar manzumesindedir. Allah'ın istediği edile-i şeriyedir. Onun içerisindeki daha edile-i şeriyeyi avam olduğumuz için neyin doğru neyin yanlışı bilmiyoruz. Asın imamlarını gönderiyor. Asın imamlarının kitapları İmam-ı Rabbani'nin, İmam-ı Gazali'nin, Bediüzzaman Hazretleri'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin bunlar ölçüdür. Her asırda farklıdır. İşte adamlar buraya hücum ediyor ki zaten edile-i şeriye avam ulaşamaz. Elindeki hemen yanındakini ben tahrip edersem tamam. Ama bunu da nasıl yapacak? Masumiyet bir kılıfı. Görmüyor musunuz? Sokakta la ilahe illallah 100 kişiye 10 kişiye tutmuş mikrofonu. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani adam diyememiş. Bunları toplamış. Bak, bununla uğraşıyoruz. Ne yapalım bununla uğraşıyorsan? Çok mühim mi? Yani çekirdeğe iğne niye batırıyorsun iğne? Çekirdeğe niye iğne batırıyorsun? Bunu bize yem atıyorlar. Kemik atıp bizi buradan uzaklaştırıyorlar. Senin vazifen burayı bekçilik yapmaktır. Sen ne istersen 5000 kişiye onu öğret. Aslı tahrif ettikten sonra, edile-i şeriyi ortadan kaldırdıktan sonra, harama helal duygusunu bana aşıladıktan sonra bana ne kelime-i şehadeti öğretiyorsun ki? Hak ve batıl ayrılması lazım. Defi mefası, celbi nefa. Ruçhanet kesmetmiş bazında. Kadın erkek böyle karma yapacak. Onun içerisine de din koyacak. Bu evet din diyeceksin buna. Bak bu kadar kişi topladık. Şeytan daha fazla toplamış. Bak iki tane tuzaktan bahsediyor. Ha, bunun dışında hizmet eden elemanlara, bunları yani edile-i şeriye dairesinde, nurun dairesinde hizmet edenlere tenkit etmek bedeli nedir? Şeflerini kırarsan hizmet edenin bedeli nedir biliyor musun? Hizmet edenin şefkini kırarsan o kardeşimiz hizmette şefki kırılırsa hizmetin dışında kalır. Hizmetin dışında bırakanın bedeli hizmetin dışında kalmaktır. Allah bir duygu verecek sana, tamam mı? Bir hal verecek, birisine küseceksin, birisine naz yapacaksın, birisine ne bileyim böyle nazlanacaksın yani, tamam mı? Kafayı takacaksın, takıntı yapacaksın, gelmeyeceksin. Bu tokattır. Naz yapıp gelmemek, naz yapıp bazı şeyleri terk etmek, bu tokattır. Beşer zulmeder, sana zulmetse bile kader adalet eder. Hangi efalinle kadere fetva erdin ki onun eliyle seni dışarıya attı? Netice ne? Hizmetin dışındasın. Hizmet, netice ne? Şunu kaybettin. Hizmet, netice ne? Şunu elinden aldılar. Elinden alınana bakar mısın? Ahmet Mehmet şey yapsa. Onlar ne diyor ustad? Bir, görmediğin kusurunu gör. İki, kaderin cilvesini gör. Kalan birazını da o zata ver. Peki hangi efalinle kader aldı seni? Bir sebeple alacak ya, gökten sana bağırmayacak ki. Anladın mı? Ha, hizmet elemanının şefkini kırıp hizmet dışında bırakmanın bedeli hizmetin dışında kalmaktır. Onu da ne yapıyor sana? Ufak bir duygu veriyor. Hadi bakalım geç kenara. Şimdi size bir örnek diyeceğim bunu. Bu anlattıklarımı örnekliyorum. Su geminin dışında olursa gemi yüzer. Su geminin içerisine girerse gemi batar değil mi? Batar, su alırsa gemi. Bak. Limandaki babayı biliyor musunuz? Liman var böyle. Gemilerin bağlandığı böyle bağ şeyleri var böyle. Ne baba diyorlar. İpin bağlandı. Tamam mı abi? Gemilere baba diyorlar. Gemilerin baba. Karaya gemiler ip atar. Oraya bağlanır. Onun adı babadır. Limandaki babalar baba sadakattır.
Yani liman güvenilir hizmettir. Yani liman hizmettir. Limandaki baba, gemilerin bağlandığı yer sadakattır. Sadakat babasıdır. Baba ile gemi arasındaki gemiyi bağlayan halat ilimdir. He? İkal, bağ, akıl, ikal. Akıl ikaldır. İnsan gemidir. Deniz içtimai hayattır. Lemalarda geçiyor Yunus Aleyhisselam. Oradan çıkartıyorum. Anladınız mı? Deniz, artık doldurun gerisini. Hadis, yani deniz içtimai hayattır. Dalgalar hadisat-ı azimedir. Hadiselerdir. Gemi insandır. İçine su dolarsa gemi batar. Su dışında olursa yüzer. Aynı ha su. Su batırır, suyu çıkartır. Peki sebebi içeriye su almamak. Su almamanın bedeli şartı ipini, halatını karaya, babaya bağlayacaksın. Deniz içtimai hayattır. Gemi insandır. Halat ilimdir, ikaldır, bağdır. Limandaki bağlama yeri baba sadakattır. Liman hizmettir. Şeriat uygulayalım. Liman şeydir, İslamiyet, Kur'an İslamiyettir. Bağ edile-i şeriyedir, şey baba. Ötekisi de ilimdir, artık yap. Maalesef, maalesef bunları bilmediğimiz zaman bütün günahlar masumiyetle başlamış, biliyor musunuz? Merakla. Hep böyle kimse Müslümanı harama davet edemezsiniz. Harama nasıl düşer? İlk önce hizmet namı edasıyla alıştırılıyor. Harama hafif sokuyor hizmete, biraz daha sokuyor. Alışa 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 şu andaki televizyondaki durum. 1975'te, 1980'de olsa adam çıldırır. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, şvayn şvayn, şvayn şvayn, alıştıra alıştıra, şimdi gayet normal. 8 derece günah yapanın 5 derecede günah mubah sayılır. Siyah beyazdı, masum gibi gözüküyordu filmler TRT'de. Bazı şeyler hemen keserlerdi. Sonra renkliye döndü. Alışa alışa, alışa alışa, alışa alışa. Fare, ben çobandım, sığırın çobanlarıydım. Ahırda sığırın mayasını yer, ayağını, fare. Ya anne derdim, nasıl yer ya, niye sığır ezmiyor? Sığır yatarken o ayağındaki mayası var ya, onu şöyle yermiş. Burnundan gaz çıkar. Onunla uyuşma özelliği varmış farenin o nefesinde. Sığırın ayağını uyuşturuyor. Anlamıyor. Sonra ta ete kadar geldi mi? Feveran ediyor ama badel arabı basır. Tamam. Size masum yapar. Köprü altındaki insanlara namazla başlattık. La ilahe illallah deseniz, Muhammed'in olsana demeseniz olur. Ne oldu şimdi? Köprü altındaki çocuklara başlatmışsın. Bu ne işin var burada? Hayırdır, buraya niye geldin? Esasatı nasıl tarif ettin? Ben, imanınız çalınıyor, secdeniz çalınıyor, siz aldatılıyorsunuz, imanınız gitti. Bu yapmayın öyle mi? Ne diyeceksin bize? Kader yok. Baba. Görüyor musun? Ne ihtiyaç var bu toplumda kaderin yok olup olmadığını söylemeye? Görüyor musun? Başka, en daha masumiyeti getireceğim. Beyefendi, Müslüman mısınız? Birisi video gönderdi. Bana, abi ne diyorsun buna dedi ya. Buna da mı laf diyeceğiz dedi. Beyefendi Müslüman, elhamdülillah tabii Müslümanım. Müslümanın ilk şartı olan kelime-i şehadet söyler misiniz? La ilahe illallah, la ilahe illallah. İşte ötekisi la ilahe illallah, işte bu çok önemlidir bilmem falan. 10 tane 15 tane kaymışlar. Bak görüyor musunuz biz nelerle uğraşıyoruz, kimlerle uğraşıyoruz, bak buna. Onu tatkemi anlat, onu biz yemeyiz. Sen bile haberin yok. Abi saftirik.
Biz yemeyiz, kusura bakma. Biz kemiğe gelmeyiz. Balığa atılan yeme gelmeyiz kardeş. Senin bu bize gösterdiğin değil, yaptığın bize aynıdır. Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz. Kadın erkek karma mı yaptın? Koy kenara onu. Allah'ın haram ettiğine hizmettir diyenden daha zalim kim olabilir? Allah demediğini dedi diyen, hizmet değildir diyen Allah hizmet değildir dedi. Sen ona hizmet diyorsun. Senden daha zalim kim olabilir? Allah dedi mi öyle? Allah'ın isteği Allah'ın dedikleri içerisindedir. Öyle mi? Allah nasıl diyorsa o rızası onun dairesindedir. Allah'ın söylemediği, razı olmadığı yöntemle Allah'ın isteğine varılır mı? Rızasına varılır mı be adam? Niye onları böyle saftirik koyuyorsun? Yani biz kemik miyiz ya? Tasmalı mıyız ki kemiğe geleceğim? Kızdım yani. Senin vazifen ne? Hazreti Ali dediği gibi tevili için savaşacaksın. Esas hatını bırakma. Ha, esas hatını koru. Hizmet mi? Ben de sana destekliyorum. Ben de sana şey yapıyorum. Üstad Hazretleri mecliste Deccal kaç para şey yapmıştı o zamanın gavur parasıyla 5 para etmediği zaman 300 lira maaş. Doğu'da Şeyh Sunis'in yerine Vaaz-ı Mumi. İstediğin gibi Çamlıca'da bir köşk, Ankara'da bir köşk. Milletvekilliği. Bundan daha cazip ne olabilir? Ulan gir işte. Din mi hizmeti istiyorsun? Tamam. Ondan gözük. Ondan gözük. İçeride hizmet et. Fethet. Aynı teklifi yapalım. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a dediler ki senin bütün iman esasını kabul ediyoruz. Ebu Cehil ve Etba. Aynı yönteme bak. Her şey. Bir şey istiyoruz. Senin her şeyine rağmen. Her şeyini kabul ediyoruz. Bizim putlara dokunma. Bu sefer kafirin suresi geldi. Kul ya eyyel kafirun. Ya. Ve Allah o Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Amenu Velu diyor ki peygambere. Ben sana demesem sen dahi aldanırdın o lafa. Nedir? Allah'ın dediği gibidir. Yöntem tamam mı arkadaşlar? Allah'ın haram ettiğiyle Allah'ın rızasına varılamaz. İlk önce alıştırıyorlar bizi. Biz esasatı koruyacağız. Kalpler Allah'ın elinde. Hidayet Allah verecek. Bizim vazifemiz hidayet vermek değil, hidayete vesile olmak. Hidayete vesile olmanın sebebi de Allah'ın rızası dairesinde bulunmaktır. Allah'ın istediği gibi olmak. Bu oyunları fark edeceğiz. İlim hiçbir şey yaramıyor. Halatın var, vallamamışsın limana. Deniz dalgalı. Paramparça olacaksın. Biraz sonra devrileceksin. İlimle batanlar yok mu? Tarih dolu, mezarlıklarla dolu. İlimle batanlar. Bir sürü karunlar var. Ama sadakatle batan bir tane yoktur. Ebu Bekir sadakat, Ömer adalet, Osman muvazene, Ali ilim. İlim sırası bu. İlk önce teslim. İslamiyet teslimdir. Oyunu göreceğiz arkadaşlar. Sakın sakın oyunlara gelmeyeceğiz. Tamam mı? İkincisi, bunları anlatanın, hizmet edenlerin şefkini kırarsan, hizmetin dışında kalırsa bedeli, men dakka dukka, yaptığın suçun bedeli cinsinden ceza gelecek sana. Hizmetin dışına bıraktın birisini. Hizmetin dışına kalacaksın. Nasıl kalacağını da anlattım. Nasıl kalacaksın? Allah bir duygu verir, bir takıntı verir. Takarsın birisine, bir duygu gelir, tamam mı? Ben size söyleyeyim. Kafanıza takar, birbirinize bir duygu gelir. Dershanede kalıyorsunuz da bir duygu gelir. Kafanıza bir şehvet vurur, tamam mı? Bunlar bir Allah'ın bırakmasıdır. Ondan sonra geç kardeş sen içtimaiyette çalış şimdi. Çek babam çek.
İçtimaiyette kenarcı. İşte evinde ders vardır, şey derse gidiyordur, ona yükleniyordur. Birisine kafayı takar, o dersi kaldırır, o derse gitmem. O geliyorsa derse ben gelmem. O Allah'ın bela vermesi değil midir? Allah buluttan mı bağıracak, ben sana bela verdim. O derse geliyorsa ben oraya gitmem. Ya, peki bela değil mi bu? Nedir o? Bir his. Ha, dışarıya atılmanın adıdır. Dışarıya atılıyorsun kader canibinden. Onun için sana gökten bağırmayacaklar, çık dışarıya. Bir duygu veriyor, bitiriyor işini. Şeytan kendisinin imansız olduğunu, bak, kesin nereye gireceğini bildiği halde başkalarıyla meşgul olabiliyor. Yani münafık bazıları diyor ki, ya abi, yani bu adam münafıksa İslamiyet ilimleriyle ağlıyor, bağırıyor, İslamiyetle meşgul oluyor. Lan bunun zirvesi, ilmin babası şeytan. Bu yani bu işin. Şeytan cehenneme gideceğini biliyor mu, bilmiyor mu? Bu kadar ilimle cehenneme gideceğini biliyor, cehennemi de biliyor. Allah'ı inkar etmedi, Allah'a bir şey yapıyor. Bizi Allah'a inkar ettiriyor. Kendisi Allah ile konuştu. Cehenneme gideceğini biliyor, cehennemi de gördü. Peki niye kendisiyle meşgul değildi, hala ifsatla meşgul bu ilimle? O da mahluktur, esirdendir vücudu. Ama tamam da niye alamıyor, niye kendi derdine düşmedi? Abi bu kadar ilimle, yani bu insan ya, vicdan ya. Yani nasıl yapabilir, nasıl yaşıyor? Adam münafık, münafık bana münafık, kendisine değil ki, münafık kendisini biliyor. Anlıyor mu? Anlıyor musunuz benim çırpınmamı? Yani adam bunu biliyor ve bilerek yapıyor. Nasıl rahattır diyor, tamam mı? Sen niye bana bunu soruyorsun? Abi çok rahatsızım. Çünkü münafık değilsin de ondan. Münafık olsaydın rahatsız olmayacaktın. Münafık değilsin de ondan. Peki şeytan, şeytanlığından rahatsız mı? Olsa zaten Müslüman olur. Münafıkta da dehşet ilim var abi. Çünkü şeytan Adem alemler hesabına çalışıyor ya. Kafirin o kadar şey değil ki. Kafirin ilmi karşımda duracak kadardır. Münafığın ilmi ise içime girecek kadardır. Adem şeytan onun için... Evet. Bak şeytan kendisinin imansız olduğunu, kesin nereye gireceğini bildiği halde başkalarıyla meşgul olabiliyor. Benim ise imanım var, Allah'ım var Celle Celaluhu, ahirete ümitliyim. Hala şeytanın acabalarıyla korkuyorum. Hayret mi birader yahu? Adamın imanı yok. Adam ahirete ümitli değil. Adam kesin cehenneme gireceği hadis ve ayetlerle belli. Şeytan hala kendisiyle meşgul değil, aldatmakla meşgul. Gene rahat. Ben imanım var. Ahirete imanım var. Allah'tan ümitliyim. Hala korkuyorum yani. Şeytan bana şey yapar. Ne yapar lan? Hayret mi birader ya? İmanım var. Allah'ım var. Ahiretim var. Ümitliyim. Hala şeytanın acabalarıyla korkuyorum. İmanım gitti mi? Acaba mı? Lan ne gidecek ya? İmanım gitse, gitseydi imanın var mı demezdi. İmansızlar imanın var mı yok mu diye sorgulamazlar. İmansızlar imansızlıktan endişe etmezler. İman ederlerdi yoksa. İmansızlıktan, imansız olmaktan endişe etmek imanlı olmaktır. Kamil bir imanın sorgulamasıdır. Abdestin var mı yok mu diye şüphelemek halis bir abdest olduğunu gösteriyor. Doğru düşüncelerimiz nasıl bozuluyor hemencecik? Nasıl yapıyor? Çok tuhaf. Yani bu ilimle abi, yani adam nasıl münafık olur? Aklım almıyor. Ya şeytanın ilmi kadar ilim mi? Nasıl münafık olmuş? Kafir. Münafık. Nasıl ki bildiği halde cehenneme gidip münafıklık yaptığın halde. Lan kardeşim batılda da bir lezzet var da. Adam da idealist. Şeytan da idealist.
İşlediğimiz günahlardan, günahlar negatif enerjidir. Tasavvurumuzu, düşüncelerimizi o bozuyor. Vücuda giren canlanıyor ve kendi cinsinden ruhani oluyor. Televizyonda video seyrettik. Mesela altına işleyen çocukların, korkarak kalkanların, durup dururken böyle korkuya büzüşenlerin çocukları korkulu bir çizgi film veya video ve subliminal içine girmiş demektir. Çocuğa oyuncak almak, çocuğa tablet, laptop, cep telefonu verip veren anne baba defol, defol lan, ıtır oraya demek istiyor. Defol da ben bir şey yapayım, rahat edeyim. Oyuncak alacağına, odasını oyuncak mezarlığı yapacağına git tencere kapağıyla sen oyna. Oyuncaklarla meşgul olup benle meşgul olma demektir. Ben seninle meşgul olamam. Anne, iki komşu geldi, iki kelam edeceğiz. Oğlum durduramadın bizi. Lan iki kelam dedi, iki saat geçmiş ha. Çocuk da orada oturtuyor şey gibi. Hadi yavrum. Heh, benim oğlum kızım. Hadi seyret yavrum. Komşu ne haber? Koy içerisine de yanına da çizip pizileri. O obezite olacak maddeleri koy. Allah bilmem belasını bak nasıl veriyor. Koy o patates o kızartmaları var ya bilmem şey. Cipsleri ve efendim o bedavaya satmaya kalkanlar ekmek araları. Ne? Fast food. Fast food mu diyorlar? Yani, ha. Ayaküstü yiyecek. Ayağa. Koy onu. Bu milletin Allah belasını nasıl onunla ver. Koy buraya çocuğu. Hadi yavrum seyretsin. Bu ne demektir? Defol demektir. Defol beni bırak. Ondan sonra hocam çocuk altına o korkuyor. Sandalyeyi kafama geçiriyor. Çok hırçın. Bizi dinlemiyor. Evi terk etti. Okulu terk etti. Odadan çıkmıyor. Ya günaydın ya. Günaydın. Öyle mi? Sen onu terk ettin ya. Bedeli işte. Hemen dakika dakika. Sandalye kafama geçiriyor demediği bırakmıyor. Yapmadın kalmadı ki. Gittin elin kızına anne yaptın. Çalışacağım diye gittin dadı tuttun. Kreşlere koydun. Neye koydun onu? Sen niye gitmedin? He? Çok sert konuşuyorsun. Keşke şart konuşsaydım da böyle olmasaydı. Kardeş arama o zaman beni. Gönderme yazma. Ben de bu acımasız biber sözlerimi söylemeyeyim sana. Yeni doğanlar. Şimdi yapın. Verin çocuğa tabletleri. Defol demektir. Defol. Uzak ol benden. Kendin oyna. Kendini ver. Oyuncağı verme. Çocuk makina değil. Çocuğa kendini ver. Kendin. Sohbet ne demek? Çocuğa sohbet et. Kendini takdim etmektir. Sohbet. Kendini paylaşmaktır. Ben bak kendimi paylaşıyorum siz. Bazılar belki diyordur. Abi ne diyorsun? Hı-hı. Kur'an'da kullanılan dil bizim bildiğimiz Arapça libası altında kavramsal bir dildir. Yani libas Arapça, içerik Arapça değil. İlk defa duyuyorsunuz. Kur'an'da kullanılan dil bizim bildiğimiz Arapça libası gömleği altında kavramsal bir dildir. Yani içeriğinde fikir, vicdan, kalp, ruhu barındıran aynı zamanda yaşamsal olguları içerendir. Hayatın tüm olguları içinde. Kavramsal ve simgeseldir. Evet. Libası Arapça. İçeriği Arapça ile alakası yoktur. O zaman Arapçaya mahkum etmek, mealini budur esas manası demek, içerisini inkar etmek. Ya bilerek bir zındıksın, ya ustad der ki, ahmak dostsun. Ahmak.
Deccal demiş, Deccal. Mim Kemal, Mustafa Kemal demiş. Kur'an tercüme edilmişsin, Kur'an yerine okunsun, ne mal olduğu görülsün. Çünkü bazı hikmetlerle müteşabih ayetler kullanmış ya, onlar halk anlamayacağından inkarına sebep olur diye meal okunsun dedi. Mealciler var şimdi piyasada. Deccalcılar aynı. Aykanın aynı. Benim için sevmezler. Neymiş biliyor musun benim şeyi? Bazılarına göre. Uslubu çok sert. Bak sertmiş benim. Bak bunları anlatıyorum sert. Çocuğa tablet vermek, başından def etmek demek olduğunu söyleyince çok sertmişim. Çünkü o da öyle yapıyor ya. Anladınız mı? Hani şey dedim ya, bir sürü şeyler geldi başıma, sıkıntı. Hey! Öne çıkma! Öndekiler rahatsız oluyor. Böyle bir üslup kullandım ya. Neler başıma getirdi bu laftan? Ne manalar çıkarıyorsun, ne mana vertiyorsun? Okur lügatını ver, geç. Nereden çıktı bu şeyler? Ne demek? Kim, niçin bunu diyorlar? El cevap. Hey! İmtiyazlaşma! Öne çıkma! Öndekiler rahatsız oluyor. Dan kaynaklanıyor. Bak Kur'an'ın libası Arapçadır. Mektubattan çıkarttım. Nerede olduğunu hatırlar mısın Resul? Abi. Nereden çıkarttın? Mektubattan bu. 28. Yok. 26. mektup. Şeytan bahsetti. Münazara. Münazarat da var. O da var. Şeytanla münazara bahsetti. O var. Bir de Kur'an'ın libası diğerlerinin gibi değil. Canlı bir ceset, şey cilt olmuş. Orada anlatıyor bunu. İçerisinde Kur'an'ın ifadesi, uslubu, libası Arapçadır. İçerisi Arapça değildir. Simge, semboldür, kavramdır. Fikir, vicdan, his, duygu, kalp, 18 bin alemin simgeselliğidir. Yöntemdir, yoldur. Fert, varlığa çıkmış şahsiyet. Bütünlüğü cem eden fert, cemül cem, camül cem, cemül cem. Çokları cem etmiş, zıtları cem etmiş. Fert, manasını okuyorum. Lugatta göremezsiniz bunu. Lugatta yok ha. Fert, varlığa çıkmış, şahsiyet kazanmış, bütün, bütüne cami, camül ezdat, zıtların cemi, cemül cem, çokların hulasası. Yani Kur'an bana inmiş gibi kişiliğine ve kimliğine girmek. Anladın mı Fert demiş? Kur'an bana inmiş diyebilecek kimliğe ve kişiliğe girmek. Kur'an size, Kur'an okuyarak, Kur'an Arapçasını bilerek, Kur'an'ı namaz yaparak, tamam mı? Kılarak kişiye kimlik verir. Kur'an okuyarak. Lafzını bilmeyle. Yani elbisesini bilmeyle. Kişiye elbise kimlik verir. İçini bilmeyle kişilik verir. Anlıyorsunuz değil mi? Bir de okuyayım mı? Devam edeyim. Ferdun kayyumuna keman addun kuduz. Ya ferdun ya Allah. Fert okuyorum. Bir. Hepsi manası. Varlığa çıkmış şahsiyet. Varlığa çıkmış mustakil bir şahsiyet. Bütünlüğe cem, sahip. Zıtların cemi. Çoğulun bütünlüğü. Başka? Kur'an bana inmiş gibi kimliğe ve kişiliğe sahip olmak. Seni coşturarak aslında tanıştıran. Bunu ancak fert olan insan denen
meçhulde olur. İnsan. Ferdiyet acayip oldu şimdi. Ferdiyet acayip. Mesela bir tanesi dedi, abi niye unutuyoruz ya dedi, bilgisayar olmadığımız için dedi. Bugün bir tanesi. Bak bak, abi çok unutkanım ya. İnsan olduğun için, insan olduğun için unutacaksın, unutkan olduğun için insansın. Abi niye unutuyoruz? Bilgisayar olmadı mı? Makineler unutmaz. Bir makine değiliz. Allah diyor ki, sen diyorsun ki unutuyorum. Allah diyor ki, yaptığın iyiliği unut. Unutma sistemi çalışmasa nasıl unutacaksın? Demek unutkanlık olması lazım. Allah diyor ki, sana yapılan iyilikleri unutma. Ha, onu tut. İki sistem de çalış. Yani unutkanlık suç değil, eksiklik değil. Ustad 3 ayda niye 90 cilt kitabı tekrar ediyordu 3 ayda? Çünkü o uçar. Uçmaması için yöntemini kullanmıyoruz. 5 sene koy bilgisayara uçmaz. Makinedir o. Biz makine değiliz. İnsan somutu düşünerek, tefekkür ederek soyuta, yani madde olmayan manaya dönüştüren, hiç eşya yok düşünerek, şekillendirerek icatlar yapıyoruz. İcatlar yapıyoruz. Yani bir vücut hariciye çıkarıyoruz. Daha yok, düşünüyoruz, yeni bir şey yapıyoruz, buluyoruz. Var olanı düşünceye dönüştürüyoruz. İnsan somutu soyuta, soyutu somuta dönüştüren bir berzahtır. İnsandır bu. Çok tuhaftır. Tüm hüzünlerimizin asıl kaynağı ruhumuzun istediği cenneti dünyada aramaktır. Tüm hüzünlerin kaynağı ruhumuzun istediği olan cenneti dünyada aramaktır. Yani kendini tanımamaktır. Yani kendini tanımamanın bedeli nerede yaşadığını bilmemektir. Kendini tanısan burasını bilirsin. O zaman burada ne istenileceğini, bu dünyada neler istenmeyeceğini de bilirdin. Eğer ruhundaki beka arzusu, ebed arzusu, cennet arzusunu dünyada arayanlar şuna benzer. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Muhali talep etmek kendine zulmetmektir, kötülük yapmaktır der ustam. Öyle mi? Ya. Bu da zulümat mı oluyor? Kendine zulüm. Evet, zulümata sokuyor. Olmayacak şey. Mesela diyelim ki dertsiz, kedersiz bir hayat istiyorum. En büyük ihaneti yapıyorsun. Böyle bir şey yok ki burada. Allah Resulü sıkılmış. Sen mi sıkılmayacaksın? He? Allah Resulü sıkılmış. Sen mi sıkılmayacaksın? Peki nedir o? Sıkıntı yaparsan sıkıntı olur. Sıkıntı yaparsan sıkıntı olur. Sıkıntı merdivendir. Sıkıntı iptir. Sıkıntı dürbündür. Ya. Ne kadar oldu? Ben bir bakayım. Bir saati geçirmeyeceğim. 45 dakika, birkaç dakika da okuyayım. Size okuyacağım yerleri koymuşuz. Diş etkenlerden mum soner. Mumu yakın. Rüzgar etse. Değil mi? Birisi yanından geçse. Rüzgarından dolayı söner. Diş etkenlerden mum söner. Fanusla örtersen mum sönmez. Fanusu nedir biliyor musunuz? Bu bardağın tersini düşünün, çevirin. Böyle cam. Mumun üzerine örtün ama hava alması için delik koyun. Sönmez. Tamam mı? Fanus, cam kavanozu örtün, hava alacak deliği olsun. Mum, Fatih, sönmez abi. Bir şey örnek kullanacağım. Hizmettir mum.
Bak, fanus hizmettir. Mum imandır. İman sönmemesi için hizmet fanusu lazım. Yuvasını seven kadın için tahammül edilmeyecek bir zorluk, katlanılmayacak bir fedakarlık yoktur. Ben bundan şunu da çıkarıyorum. Adam işinden rahatsız oluyor, yoruluyor. Çok yoruldum. İşini sevmiyor demektir. Herhalde bunu da okuyayım. Şuradan keserim. Geçmişin penceresiyle bu ana bakma. Bu çok önemli. Bir sürü şeyler var ya. Keşke yapmasaydım, keşke böyle seydim, keşke, keşke, keşke. Niye keşke diyorsun? Niye o zaman öyle yaptın da şimdi keşke diyorsun? O zamandaki ilmin, kariyen, seviyen o öyle iktiza ediyordu. O zamanın doğrusu oydu. Şimdi niçin keşke diyorsun? Yükseldin, tamam mı? Yükseldin, ilmini artırdın. Ondan sonra o hadiseyi getiriyorsun bu mahkemeye, bu bilgiyle, bu donanımla şey yapıyorsun. Sargılıyorsun. Hayır, o zamanın senin doğruların oydu. Keşke demenin sebebi şu andaki sisteminle onu yargılamaktır. Peki o hareketi şimdi yargılıyorsan, tamam, şimdiki hareketini de yarın ne olacak? Daha terakki edeceksin. Bugünkü de yanlış çıkacak. Demek ki her bir zamanın hükmü vardır. Bırak, günah işlemişsen tövbe et. Keşkelerle meşgul olma. Geçmişiyle meşgul olan hazırı kaybeder. Oturuyor. Ya yapmasaydık, gitmeseydik. Ya nerede dedim? Kör olansın. Kaç dakika oldu? 10 dakika. 10 dakika gitti. Olayı değiştirdin mi? Yok. Ama şöyle elini kaldırdı. Ya Rabbi, geçmişten bu yana ve bundan ahir ömrüme kadar niçin yaptın? Niçin yapmadın sorularını bana sorma ve onları bana nasip etme. Neler varsa bunlardan, bunlara ait Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine onları affet. Merhamet et, onları bana sorma. Ben diyorum ki ya Rabbi, şeytan, cin, erva habise, mevadi şerire, nefsi emmarenin vehim ve vesvesesinden sana sığınıyorum. Ya Rabbi, neler isteyeceğimi, neler istemeyeceğimi bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam neler istemişse istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa ben de sığınıyorum. Ya Rabbi, beni bana bırakma. Ya Rabbi, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ve ya Rabbi, gelecekte de geçmişte de niçin yapmadın, niçin yaptın sorularını soracak şeyleri bana nasip etme. Etmişsen onları da affet demeli. Tamam. O zaman artık geçmişi yok. Geçmişte takılmak bugünü kaybetmektir, bataklıktır. Geçmişin penceresiyle bu ana bakma. Geçmişin olumsuzluklarını zihinde tutarak geleceğe gitmeye müsaade etme. Geçmişin malzemeleriyle geleceğe doğru gitme. Sen geçmişi ikide bir tutarsan, zihninden açığa çıkarsan, yani gündeme taşıyıp tekrarlarsan o tazeliğini korur. Meşgul olmaz ve ilgilenmezsen o geçmiş zaten enerji paketleri olduğundan uçar gider. Onu düşünerek çıkış kapılarını kapatıyorsun. Yani onu düşünerek ikide bir şey yaparak o zaten uçacak. Enerji paketidir geçmiş. Düşünerek uçma yollarını kapatıyorsun, ikide bir canlı duruyor. Onu tutmanın da en şey belirgin şudur, zaafı. Ahmet'e anlatıyorsun. Ya var ya, Harun bana şöyle yaptı, Fatih böyle yaptı, Resul şöyle yaptı. Burada anlattın, orada anlattın. Her anlatmakta kuyudan üste çıkarıyorsun, canlı tutuyorsun. Artık şuur altına iniyor. Harun, Fatih bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Resul, Fatih bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Emre, Fatih bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Yusuf, bana böyle... Ne olur biliyor musun o? O küçük bir kuvvet olan, gücü olmayan, uçacak bir enerji olan bu.
anlata anlata kuvvet buluyor, şuur altına geçiyor. Artık terki mümkün olmuyor. Ondan olsa gerek ki gıybet haramdır. Gıybet haramiyetine uysaydın bunu yapamayacaktın. Harun, Fatih bana gıybet haram ya. Ama doğru söylüyorum. Doğru söylediğin için zaten haram. Bir de yalan söylüyorsan iftira zaten. Hiç mi demeyeceğiz? Mahkemede. Harun çare mi ben Fatih'in kötülüğünü anlatmaya? Yok. Mahkeme midir? Yok. Mahkemede anlatabilirsin. Ama kişiden kişi anlatırsan Fatih'i kötülerken Harun'la Fatih'in arasını açıyorum. Ne demek istiyorum biliyor musun? Fatih benimle arası yok, senin de arası olmasın. Var ya öyle tipler yapılıyor. Fatih benimle dost olman için Fatih'le aranın açılması lazım. Bu Şialarda olur. Ali sevmen için Ömer'e buğz etmen lazım. El hubbu vel buzu Ömer vel hubbu Ali mi? Ali'ye muhabbet, Ömer'e buğz da olur. El hubbu Ali vel buzu Ömer diye böyle bir teke şeyleri var onlar. Şuur altına geçiyor derken kalbe mi iniyor? İniyor aşağıya. Artık terki mümkün olmuyor. Terk edemiyoruz. İkide bir artık o seni şey yapıyor. Tekrar ede güçlendi o. Tekrar ede ustad da diyor. Ustad diyor zaten. Tekrar ede onu güçlendiriyorsun. İnşallah bir günde rüya yaparız. Vahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'ta maselavatı.